Arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizlere OMO OV012'nin P değeri ayarlarından bahsedeceğim. Aynı zamanda hız arttırmayı ve bu P ayarlarındaki bazı yanlış bilinen bilgilerden de size bahsedeceğim. Şimdi öncelikle cihazımızı açıyoruz. P değerlerine girmek için iki tuşa aynı anda basıyoruz. Ve karşımıza ilk çıkan değer P çift sıfır değeri oluyor. Burada P çift sıfırın standart değeri 10'dur. Bu değerle oynamıyoruz. Aynı zamanda şimdi şöyle bir şey var. P değerleri ayarlarına bastığımız zaman bize yaklaşık bir 5 saniye süre veriyor. O süre içinde eğer herhangi bir işlem yapmazsak tekrar orijinal ayarlara dönüyor. Şimdi tekrar P değerlerine giriyoruz. Burada üstte P yazısını görüyorsunuz. Altta da P9, 8 diye gidiyor. Bunun yön tuşlarıyla birisi yukarısı arttırıyor, aşağısı düşürüyor. Ben size sıradan bu tuşları tek tek anlatacağım. P0 ilk başta değerlerin ne olduğunu söyleyeyim, standart değerlerin. P0 10'da kalacak. P01 voltaj ayarları, standart değeri 41,5'tür. P2 lastik çapı ayarıdır, standart değeri 10'dur. P2 ayarları önemli, ayarları yaparken bunları anlatacağım size. P3 değeri tanımsız bir menü. P4 değeri kilometre ayarı. Bu kilometreyi mile çevirebiliyoruz burada. P5 değeri kalkışla alakalı bir ayar. İsterseniz ayak destekli, yani önce bir cihazı ittirip de kaldırmanız gerekiyor. Veya direkt üzerine çıkıp herhangi bir şeye basmadan gaz destekli kalkmanız için olan ayar. Burada 0 ve 1 yapabiliyorsunuz sadece bunları. Standart ayar aslında 1'dir ama kalkışta direkt desteksiz kalkmak istiyorsanız o ayarı 0 yapabilirsiniz. Sonrasında P6 değeri, bu tanımsız bir değer. P7 değeri soft kalkış arkadaşlar. Normalde gaza bastı ilk yüklendiğiniz zaman direkt aniden hızlanır cihaz. Ve istemezseniz de bu değeri değiştirerek, bakın şurada yazan N soft yazısı vardır. Bu birden hızlanmaması için cihazın ufak ufak ivmelenir cihaz. Bu daha iyi bir ayardır. Açık tutmanızda fayda var. P8 değeri hızla alakalı bir değerdir. Hızı arttırdıktan sonra, yani normal 25 kilometrelik ayardan cihazın hızını açtıktan sonra bu ayarı yaptığımız zaman cihaz normalde maksimum 44 kilometreyi görüyor. Biz buradan standart ayarı değiştirdiğimiz zaman işte 44'ten 40'a, oradan 38'e düşürebiliyoruz. Daha yükseğe arttırma şansımız yok. Bu arada şunun altını özellikle çizerek söylüyorum arkadaşlar. Bu cihaz maksimum 44 kilometreyi görüyor. Bazı paylaşımlarda 69 kilometreler, 70 kilometreler, 90 kilometreler gibi bazı paylaşımlar yapılmış ama bunu işte P2 ayarlarında ben size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu cihaz hiçbir şekilde 44'ün üzerini görmez yokuş aşağı olmadığı sürece. Yokuş aşağı zaten ivmelendiği için yani 50'leri 55'leri dahi görebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. P9 yine tanımsız bir ayar. P10 ise sabit, 10'da kalması gereken bir ayar. Şimdi ben bu cihazda sadece yapmanız gereken birkaç tane ayarı anlatacağım. P değerlerine giriyoruz. Bakın arkadaşlar. P1, P2. Burada tuşlardan bir tanesine basılı tuttuğumuz zaman alttaki tuş yanıp sönüyor. Biz buradan bu ayarı 15'e çıkartalım. Sonra tekrar bir tuşa basılı tutuyoruz. Ve şimdi hız yapıyoruz. Bakın, tekrar normal menüden çıkıyorum. Şu anda hız yapıyoruz. Cihazın gördüğü hız 44 kilometre. 43 kilometre. Şu anda bakın üstte bir video ekledim. Buradan tekerleğin dönme hızını görebilirsiniz. Bu yanıltma zaten, daha doğrusu yanlış anlaşılma bu yüzden kaynaklanıyor. Şimdi tekrar cihazımızı durduruyoruz. Tekrar P değerlerine giriyoruz. P2'yi tekrar ayarlayacağız şu anda. P2'yi 10'a alıyoruz. Pardon. Şimdi P2'yi 10'a aldık. Tekrar çıkıyoruz P menüsünden. P2 şu anda 10'da. P2'den, P ayarlarından çıkıyoruz. Şu anda gaza basıyorum. Bakın P2 10'dayken bize verdiği değer 65 kilometre. Cruise kontrolü açıyoruz. Şu anda üstten tekrar tekerleğin dönme hızını görüyorsunuz.
Az önce attığım 44 kilometreden aslında hiçbir farkı yok. Ama bizim ibremizde şu anda 65 kilometre saat hız yaptığını gösteriyor. Yani burada arkadaşlar bu ayar tekerlek çapıyla alakalı bir ayardır. Siz buradan tekerlek çapını yükselttikçe bu cihazın daha fazla ekranda daha fazla hız yaptığını gösterir ama esasen öyle bir şey yoktur. Siz ne yaparsanız yapın. Buradaki stand değeri P2'nin değerini 15'te yaparsanız eğer gerçekte yaptığı hızı görürsünüz. Onun dışında da herhangi bir ayara gerek yok arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki bu cihazda hızı nasıl arttırıyoruz bu ayarları yapmadan? Çünkü bazı arkadaşlar bunu söylüyor ama buradan yapılacak en tek ayar şu ayardır. Şimdi en önemli nokta budur aslında. P5 ayarına girdiğiniz zaman bu kalkıştaki hız olan kısmı söylemiştim size. Bu ayarı bakın ayarı açtığımız zaman bu ayarı bir yaparsanız yukarıda pas yazısını göreceksiniz. Pas yazısı açıkken maalesef cihazı resetleyemiyoruz arkadaşlar. Bir türlü buna izin vermiyor. Orayı pas yapmayacağız. O pası ayarlı bu değeri sıfır yapıyoruz. Şu anda sıfırladık. Tekrar çıkıyorum. Yapmanız gereken tek şey gaz fren kombinasyonu yaptığınız zaman kumandadan cihazın kapatma tuşuna basıyorsunuz. Kilit açma tuşudur aslında o. Kilit, kumandanın üzerindeki kilit açma tuşuna basıyorsunuz. Kolları bırakmıyorsunuz. Aynı anda tekrar elleriniz gaz ve frenlere basılıyken alttaki şimşek işaretini iki kere basarak cihazı tekrar açıyorsunuz ve cihazınızın hız limiti kalkmış oluyor. Buradaki ayarlardan değiştirmeniz gereken ayar eğer isteğe bağlı olarak P5 değeri değiştirebilirsiniz. Kalkıştaki ivmelenmenizin ayak destekli mi yoksa direkt gaz pedalıyla mı kalkması için bir diğeri de P7 değeri olan soft kalkış yani birden ivmelenmeme ayarı. Bu cihazın üzerinde başka hiçbir ayar yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz de gerçekten çok makbule geçer. İyi akşamlar.